Nereye geldik buranın ismini biliyor musun? Kısacası Didim'in kız kumunu bulduk sanırım. Ama zaten girmeden de içi bayağı bir görünüyor. Biz şimdi böyle koylara baka baka kıyı şeridinden. Altın Kum sahilinden herkese merhaba. Sonunda Altın Kum'dayız. Ama bir cumartesi sabahı gidilebilecek en uygun saati seçmem gerekti ki hem biraz yürüyüş yapayım, hem denize gireyim, hem de video çekebileyim. Saat şu anda 8'e geliyor ve buna rağmen denizde bayağı kişi var. Biz şimdi şu iskelesi olan otellerde kalıyoruz. Ama kumsal tarafı da içimde kaldı, o yüzden sabah kalkıp yürüyüş yapacağım burada. Dünyaca ünlü bir plajmış Altın Kum plajı. Ben de adını çok duymuştum da bu kadar popüler olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Yumuşacık bir kum var. Şu taraftan göstereyim. Bu arada dün dev bir yengeç gördüm. Mavi yengeçlerden böyle hayatımda gördüğüm en büyük yengeçti. Çok enteresan. İskelede otururken altımdan böyle put 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 geçti. Ama çekemedim tabii. Elimde kamera yoktu o sırada. Altın Kum'da daha önce kimse çekim yapmamış mı? Enteresan bakılıyor çünkü. Böyle bir ne yapıyor bu kız diye. Bayağı bir inceliyorlar. İlginç. İskelemize giriyorum şimdi. Günaydın. Şöyle el öne geçelim. Gemi güvertesi gibi takılalım. Dün yengeç gördüğüm yer tam burasıydı. Keşke tekrar geçse. Ama suyun berraklığı muhteşem. Hadi bakalım artık kamerayı kapatıyorum. Şurada biraz keyif zamanı, denizin ve şu sessizliğin tadını çıkaralım. Çünkü muhtemelen saat 9'dan sonra, maksimum 1 saat sonra buralar çok fena olacak. Nereye geldik? Buranın ismini biliyor musun? Valla Didim antik kenti diyeceğim. Evet, Didima diye yazılıyor. Didima eski antik kent. Burada bir tapınak var. Antik kentin surları etrafında dolaşıyoruz. Surların üzerinde her çeşit Türk ismi, sevgi cümleleri bulmak mümkün. Evet, yazmışlar. Ama zaten bizimkilerde kabahat. Birisi sigara yazmış ya. Neden sigara mesela? Bak tam senin arkanda. Evet. Eski köy çocuğuyuz. İçine giremedik yalnız bir türlü. Sen yoksan... Her şey eksik. Bulduk girişi. Tam tersinden dolanmışız biz. Ama zaten girmeden de içi bayağı bir görünüyor. İşte burası. Didima. Didim. Antik kenti. Giriş ücreti bu arada 25 liraymış. Kişi başı. Ama çok da vermeye gerek yok. Aşırı böyle taşlara dokunayım, yakından bakayım demiyorsanız zaten hepsi buradan görünüyor. Buradan daha güzel görünüyor hatta. Aa, size şimdi manzarayı göstereyim. Çok sıcak zaten. Çok oyalanmayacağız burada. Bugün Kuzucuklu Deniz'e denk geldik biz. Bu deyimi de nereden öğrendik? Kaptanımız Mehmet Ali Bey'den öğrendik. Evet, yelkenli tekne dersinde. İleride Kuzucuk varsa hava sertleşecek demektir diyorlar. Aynen. Burada ileride de kıyıya kadar Kuzucuk var. Şurası bak, güzel bir koya gidiyoruz. Akbük'te diyoruz onu. Şurada da bir koylar var. İşte. Apartman yapmışlar. En sevdiğimiz. Yok, benim deyimimle Kuzucuklu bile değil. Koyunlu. Koyunlu deniz. Akbük bayağı şehir çıktı yalnız. Tatil beldesinden çok ufak bir şehir gibi. Akbük'ten Didim'e doğru giderken böyle değişik bir uzaktan insanların suyun içinde yürüdüğünü gördük. Böyle kız kumu gibi Marmaris'teki. Kısacası Didim'in kız kumunu bulduk sanırım. Sapla'daymış bunun adı. Sapı da karaya bağlanıyor. İnsanlar da oradan yürüye yürüye adaya geçiyorlar.
Nispeten sakinmiş ama burası kuytuda kalıyor galiba. Her yer dalgalıydı. Bugün burası düz en azından. Yalnız bu taraftaki denizde şöyle bir durum var. Sanırım böyle çok fazla toprağa, ağaçlara yakın olduğu için suyun altı daha böyle bulanık oluyor. Kum ya da çakıl gibi olmuyor. O yüzden sanırım yüzmeyeceğiz. Burada da çok içimizden gelmedi. Ama şu ada olayı enteresanmış. Biz şimdi böyle koylara baka baka kıyı şeridinden Didim'e doğru devam ediyoruz. Burası da boz bir koyu. Didim'in etrafındaki koylar nasılmış? Biraz onları geziyoruz şimdi. Deniz bayağı güzel görünüyor berrak ama çok kalabalık ki toprak bir yoldan geldiğimiz halde. Ve bu yoldan çıkınca kimse olmaz herhalde dediğimiz yerde bayağı bu kadar çok insan çıktı. Haydar koyu. Didim taraflarında güzel denizli ıssız koy bulma peşindeyiz ama sanırım başarılı olamayacağız. İnce kum plajı bu arkamdaki. Haydar koyuna gittik demin. Koy koy geziyoruz ama şansımıza biraz daha rüzgarlı bir güne denk geldik. O yüzden böyle düz deniz bulmak zor. Ayrıca buralarda kalabalık olmamış. Deniz bulmak da bayağı zormuş, onu fark ettik. Didim'e geldik. Didim'in altın kum plajı en büyük olanı. Onun yanında da Cennet Koyları serisi var. Şu anda Cennet Koyları'nın en büyük alanındayız. Bunun bir yanında da Akvaryum Koyu diye başka bir alan var ama polis akademisinin böyle moral kampı merkezi gibi bir şey. Bir de girişte 25 lira ücret alıyorlar. Ta ileri kadar yürümüş insanlar. Daha hala şuralarına falan geliyorsun. Yüzme bilmeyenler için ideal. Ama kumda yumuşacık. Yürümek de zevkli. Karşıdaki ışıklı taraf. Böyle deniz kenarında ışıklı ışıklı. Ve tamamlayacağız dedim videomuzu. Sen de gel. Videomuzu beğendiyseniz abone olun, like edin, paylaşın, paylaştırın, paylaştırttırın. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Thank you.